Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victoria ve eski bir telsiz zabitiyim. Daha önceki videolarımdan bir tanesinde sivil toplum kuruluşlarında AFAD gibi doğal yardım dernekleri veya doğal Türkiye'nin doğal yapısına yardımcı olmanızla ilgili bir takım anekdotlar vermiştim veya bilgiler vermiştim. Fakat sivil toplum kuruluşları, ben de dahilim, yani şu anda bir sivil toplum kuruluşunun yani yardımcısı sayılırım en azından. Basit bir bizim mahalle. Ama biz de başka bir derneğe bağlılık duyduk. Ama sonunda sıkıntılar olmaya başladı. Sivil toplum kuruluşlarında yardımlık, yani bu afetle ilgili olan mahalli yerlerde bazı sorunlar olmaya başlamıştı. İşin ucu paraya dokunmaya başlamıştı. Zaten diyeceksiniz ki para olmayan sivil toplum kuruluşu olur mu? Olmaz. Ben buna karşıyım. Ama bunlar cüzi olur. Gitgide işler daha kişiselleştikçe, biraz da daha siyasi olaya girince, o zaman insan tabii bir yerden şey yapıyor yani. Yani bu bir yardım mı yoksa afetle ilgili, yani AFAD gibi bir, tamam, AFAD devletin bir yardım üstüne kurulu bir organizasyonu. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarına bir bakıyorsunuz. Ama sivil toplum kuruluşlarının geleceğine iyi bir bakın. Yani burada sizi sömüren bir sistem varsa o zaman ona katılmayın. Yani bir yerde hep mağdur, hep böyle isteyen bir, size hiçbir şey vermeyen, size bir katkı sağlamayan bir kuruluş varsa ondan ayrılmanızı tavsiye ederim. Ki biz de zaten daha önceki kuruluştan ayrılmış olduk. Bilginiz olsun. Yani biraz dikkatli olun demek istiyorum. Yani işte deprem olacak, işte sel olacak, yağmur olacak, heyelan olacak, şu olacak, bu olacak. Ama şimdi bir yerde sivil toplum kuruluşu sizi kalkıp sömürüyorsa, kalkıp da sizden hep bir şey, bir para talep ediyorsa, hiçbir şey vermeden, abi bir tane şapka verin ya, şu bereyi verin. Abi bir tane kalem verin, bir tane ne bileyim yani bardak, kağıt bardak verin, adınız olsun, bir şey verin yani. Burada yani sadece almakla alakası yok. Ben bilgi verdim, internetten verdim. Oo, kusura bakmayın ama maddi hiçbir şey verilmediği sürece insanlar mutlu olmaz. Ya Coca-Cola'dan, kapaktan bir şey çıksa abi seviniyorsun, diyorsun ki bana 1 GB diyorsun internet verdi. Ya bir şeyler vermeli. Yani sivil toplum kuruluşlarındaki kişi, başındaki kişiler cebine, ki ben de zaten yani basit de olsa dediğim gibi mahalli bir şeydeyim, bir derneğimiz var işte, arkadaşlar filan hani kurduk, ama bir şeyler verin yani. Vermedikten sonra insanlar, önce bir verin siz bakalım, sonra bir dernek dediğin şey hep bir özveride bulunan kişilerden oluşmuştu. Yani size şunu söylemek istiyorum, eğer tamam devletin dışında özel bir dernek, özel bir kuruluş, özel bir şey varsa bunlardan biraz dikkatli olun. Bir miktar belki ödeme yapabilirsiniz veyahut da sizden yardım talebinde. Ama bakın size neler veriyorlar karşılığında, bilginin dışında. Yani size bir tulum, bilmem ne, size kalkıp da kendi paranızla, abi kendi paranızla alacaksınız tabii ama ona bir lafım yok. Fakat bunun işin içinde kar elde etmek söz konusuysa, bunu anladığınız zaman lütfen onlara itibar etmeyin. AFAD gibi devletin kuruluşu var. Akredite ediyor bazı sivil toplum kuruluşlarına. Fakat AFAD'ın da eksikliği şurada, nerede? Aradığı zaman insan arıyor, bulamıyor. Bulamadığı zaman onlara yöneliyor. Yöneldiği zaman akreditif veriyor. Bu da olmaması gereken bir şey. Ama ne yapalım şimdi biz, hani buna katılma, şuna katılma diyemeyiz insanlara. Ama bir yerde demek istediğim, dikkatli olun. Yani sonuçta herkes bir para kazanmak, herkes bir organizasyon, herkes bir kendini dinletme. Ben şu anda bir para kazanma peşinde değilim YouTube'da, ama belki ileride olacağım. Ben de, benim de burnum şu Pinokyo gibi büyüyecek yani. Ama ne diyebilirim ki?
şey olarak tabii ki ben insanvari bir düşünceyle düşünüp bu paranızı bazı şeylerinize böyle yerlere kaptırmayın. Baktınız 3-5 o en sonunda aldınız baktınız hiçbir ben çekip gidiyorum kardeşim ben zaten şuraya üyeyim deyip çekip gidebilirsiniz. Bu da sizin hakkınız sonuçta. Sizi bağlayan bir şey yok. Ama oradaki arkadaşlarınız filan arkadaşlık çevre. Zaten bizi tutan arkadaşlık çevreleri oluyor bu tür kuruluşlarda. Normalde sosyalleşemiyoruz. Yani doğruya doğru. Amaç oluyor. Ama mesela verdiğiniz para yani değerse hani ya 3 kuruş ya ben ona veriyorum ama size şunu söyleyeyim. Ben bir derneğe kendi çocuğumu satranç öğrensin diye bir yere kaç 40 lira mı ne para veriyordum. Büyük bir para değil de aylık ya 80 mi 50 lira mı bir para veriyordum. Ama orada öğretmen gerçekten de şakayla karışık haftada işte 2 saat veriyordu. Benim çocuğum bugün satrançta okulda oldukça iyi bir puan almaya işte chess.com'da bir yerlere gelmeye başladı. Ve gerçekten de okulda da başarılı olmaya başladı. Ha helal olsun arkadaş verdiler işte ettiler. Ben yani böyle bir şeyler verebilen kurslara hayır demem. Ama abi yani hiçbir şey vermiyorsa yani gittiler madalya verdiler. Şu yalandan da olsa adam gitmiş madalya turnuva yapmışlar. Bilmem ne bir dernek bir onlara gidiyor organize ediyor. Satranç saati alıyor. Bunlar parasız değil tabii ki. Ama adam gidip bastırmış bir tane kağıt yapmış etmiş. Abi onların hakkı şimdi var orada. Orada bir şey var. Öğretmen tutulmuş, ona para gitmiş, bir yer kiralamışlar. Bunlara tamam lafım yok ama bir kişiden çıkar, 3-5 kişi, 10 kişiden çıkartılacaksa bunun parası, birilerinin de cebine girecekse sivil toplum kuruluşlarının çok fazla büyük bir faydası olacağına inanmıyorum. Ama sivil toplum kuruluşları eğer bir şeyler verebiliyorsa size, sizin çocuğunuza katkıda bulunabiliyorsa o zaman abi gidin. Hani ona bir şey demiyorum. Fakat zaten 3 ay, 4 ay sonra siz bir şeyler görmeye başlarsınız. Boşu boşuna orada hem ödeme yapıyorsanız bir anlamı yok. Şimdi biz daha önce sivil toplum kuruluşu değil ama UROD'daydım ben. Telsiz Zabitleri Derneği vardı. Abi bizim telsiz derneğimiz bize iş bulurdu. Bütün yani denizcilik sektörüne kök söktürürdü. Yani bende kartı martı var. Baya baya Ali Hoca filan. Baya baya yani büyük bir dernekte yüksek denizcilikteki ya bunlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çıkma Türkiye'nin en büyük kaptanları bize imrenirdi. Telsizci derneğine kaptanlar imrenirdi. Beykoz'un derneği vardır onlar imrenirdi. Ulan diyor derdi siz istediğiniz fiyatı alabiliyorsunuz armatörlerden şunlardan buna. Yani bunlara ben küçümsemiyorum. Ama öyle bir dernek de abi yok kalmadı. Hatta bırakın iş bulmayı falan olayını şey yapmıyorum. Yani iş bulma olayını hani şimdi herkes iş bulmak ister. Bir derneğe katılıyorsunuz sizin hakkınızı korur. Ama burada artık sosyalleşme, yardımlaşma dernekleri. Mesela para yardımlaşma derken AFAD gibi yani bir afet durumunda bir şeyler sizi organize edip tam kurslar verdiler ettiler ama bir yerde de hep artık sömürüye döndüyse iş hep bir para almaya döndüyse yani bir önce bir verip de sonra almaya döndüyse kusura bak tatbikat yapacağız da onun için 3 gün öyle değil öyle değil arkadaşlar şimdi aldığınız hani önce veriyor sonra serimeye başlıyor öyle değil. Yani gerçekten sizi yetiştirmiyorsa, geliştirmiyorsa, bir de orada bir çevre var yani. Oradaki o çevreyi kaybetmekten korkuyorsunuz. Abi kaybolursa kaybolsun, bir başka yere gidersiniz, başka bir yerde çevreniz olur. Yani onu demek istediğim şu, kendinizi kalkıp da bir telsizci kafasıyla. Ya ben sadece telsizci arkadaşım, geri kalan amatör telsizci arkadaşlara söylüyorum, aklı olan arkadaşlara söylüyorum. Kalkıp da sömürttürmeyin kendinizi. Arkanızda devlet var sonuçta. AFAD'a da üye çoğu arkadaş. Tıraş Türkiye Radyo Amatörü Cemiyeti'ne de üye çoğu arkadaş. Bunlar size yeterli bence. Geri kalan tamam birkaç sivil toplum kuruluşuna üye olabilirsiniz ama bir yerde de bunun yani stop etmenizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü ona para vereceğim, buna para vereceğim, şuna para vereceğim derken abi biraz da durmanız gerekiyor. Ya da siz sivil toplum kuruluşları biraz kendinize gelmeniz gerekiyor diye
düşünüyorum. Biz telsizciler o kadar aptal insanlar değiliz. Öyle değil mi? Yani ben orada beni dinleyen insanların akıllı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama siz ne dersiniz? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.